Merhaba arkadaşlar, DM4DNA kanalına hoş geldiniz. Dungeons & Dragons Second Edition oynuyoruz ve önerimizi haftalık olarak kanalımızda sizlerle paylaşıyoruz. Bu haftaki oyunumuzun ikinci oturumunda sizlerleyiz. Ve Kaldığımız yerden devam edelim. DM bize çok güzel bir sürpriz hazırladı. Puantiyeli bir şey mi bu gelmişti karşımıza? Evet, şöyle kısaca geçeyim. Cromwell bir mağaranın içerisinde bir yere tırmanmıştı. Üstteki bir tane tünelden devam etmek için orayı ip bağlamaya. 10-12 metrelik yüksekliğe tırmandı. Oradaki tünelin başına geldi, ellerini koydu tünelin girişine, yukarıya kafayı kaldırdı. Surat hizasında bot gördü. Ondan sonra da burada yalnız değiliz arkadaşlar diye seslendi aşağıya. Ve akabinde o bot sahibi kişi Merhaba. demek burada da yalnız değilsin ha. Çok yanlış karar dedi. diye gülümsedi. Ondan sonra şöyle bir eline basmaya başladı ayağıyla. Diyem uygun mudur şu resim? Yo değil. Ben hemen atayım. Yani hızlıca bir şey olsun, görsel olsun istedim. Bu kadını gördün sen orada, onun botu. Açıkçası bulunduğun duruma göre, bu arada elini eziyor, parmaklarını eziyor. Bulunduğun duruma göre çok cesurca hareket ettin. Takdir ediyorum ama tabii cesaret yaşamanın sırrı değil diye daha da çok bastı eline. Bir wisdom check atar mısın? Yine. Bakalım Elime o acıya basıyor ne ya. kadar dayanacak. Elime basarken tepki versem mi vermesem mi? Kılıç mılıç var mı elinde vesaire bir şey? Elinde yok tabi, elinde var yani. Yani. Ve senden hızlı çekecek kesin. Wisdom tutuyor. Wisdom tutuyor. Dayanıyorsun acıya, hala tutunmaya devam ediyorsun, düşmüyorsun aşağıya. Bu arada Peki şey dedim. ayağını destekleyebilecek bir yer arıyorsun orada. Destekledin en sonda. En Tamam. azından hani bütün yükün ellerinde değil, tabii ki tutmak zorundasın da. Ben şey yaptım böyle. Kimin tavuğuna kış dedik de böyle tepki veriyorsun. Benim seninle bir işim olamaz. Bırak da gideyim dedim. Direkt öyle dedim yani. Memnuniyetle dedi. Ondan sonra kafana şöyle ayağıyla pıt diye bir vurdu. Vay yaptı hatta. Şimdi ben ona ne tepki verebildim tabii. Bir şey yapıyor musun? Kafama vurdu ya hani. Kafama vurmasın için hani kafamı çekemiyor muyum orada? Tutsam da şöyle. O senin Kurtaramadım hacen ya. zaten. Başka bir şey yapabiliyor musun? Tabii ki kendini korunmaya çalışacaksın. Kafama vurmasın diye hani olabildiği Ya kadar. ipi de bir yere bağlayamazsın ki o pozisyonda. Abi gerinmeye İp çalışacağım. zaten üzerinde daha böyle maşallah duruyor yani. Yapabilirsem geri inmeye çalışacağım yani haliyle. Tamam, o zaman orada gayet penaltılı bir dek çek istiyorum ben senden. Bakalım orayı hani bırakıp harbiden kendini başka bir yere tutunabilecek misin? İnsaf diyeceğiz. Bu insafı yok çünkü. Lütfen. Bakalım. Tutuyor. Tutuyor. Eksim Kaç 17. deksin? 11. 17. Eksi 6 17. ile tutuyor. Evet. Çok güzel. Tuttu mu? Şöyle oldu. O kafana ayağıyla vurdu. Seni itecek kadar vurdu. Bu bir demeç bile değildi. İttirdi seni sadece yani ayağıyla. Düş diye hesabı. Aynen. Sen dedin ya beni rahat bırak. Bırak da gideyim. Güle güle yaptı direkt. Ve hani oradan ister istemez onun o ittirmesiyle ellerin boşaldı oradan. Aşağıya doğru hani çok kısa bir düşüş yaşadın. 2 metre kadar düştün. Ve orada başka bir yere tutunabildin büyük bir çeviklikle. Bir strength check at bakalım. O eller tutacak mı? O Lütfen taşları. tut. Tutuyor. Tutuyor. Diye salındın orada yine böyle. Sonra ayaklarınla böyle hani canavı ile basacak bir yer aramaya başladın. Ve şansına bir yerler buldun ayağınla destek alabileceğin. Ondan sonra baktın o da tepeden bakıyor. Aa, düşmedi yaptı. Bu arada bizimkiler ne yapıyor ya? Biz orada cebelleşirken çok merak ediyorum. Neyse. Rant rant gidiyoruz yani. Biz orada flu'yuz ya. Okey ya, cips abi orada. Siz de tabii yani şahit oluyorsunuz az çok yukarıda. O tabii mağaranın içerisinde kaldığı için o kadın sadece bir an bir eğilip aşağı baktığını gördünüz. Düşmedi dedi.
Bir şey yapıyor musunuz? Yani ben inmeye devam ediyorum hızlı hızlı ya, yapabilirsem. Haliyle, cam havliyle. Ya Ok ben mu ok atacak, bir şey olacak. Daha altına gelmeye çalışıyorum. Hani tutunamaza düşecek olursa en azından tutmaya çalışayım. Bastım diyor. Yani faydası olacaktır. Kayaya çarpacağına bana çarpsın. Yani en azından bir yumuşatma. Deneyimim var. Çarpsın. Deneyim, sana çarpma deneyimim var bak. Biz çok birbirimize çarptık. Evet. Cromwell o zaman bir tane daha climb walls çeki at ki hani güzelce in aşağıya. Normal. Yüzük atıyorum o zaman. Yavaş normal. Yavaş bakalım inebilecek misin? Bu arada. Tuttu be. 36 tuttu valla. Tamam, sen gayet hani kontrollü bir şekilde aşağı doğru inmeye başladın. Ondan sonra o yukarıdaki kadının sesini duydunuz arkadaşlar. O tekrar hani aşağı baktı, aa düşmedi dedi. Sonra tekrar karanlığa geri çekildi. Yankılı bir şekilde mağaranın içerisinde kadının sesini duyuyorsunuz. Dedi ki, demek burada bir şeyler arıyorsunuz. Ama bulacağınız şey sizi hoşnut etmedi sanırım ha? Artık geri dönme zamanı değil mi? E tabii dönebilirseniz. Ben hiç cevap vermiyorum. Ben sadece yere inmeye odaklıyım şu an. O şeyde gördüğümüz tip değil miydi? Onu bir tek Cromwell gördü. Biz görmedik mi? Ya o muydu evet, ama tamam. Yani? O aynı tip. Cromwell'in artık tarifine uyuyor gerçekten. Hani az çok size tarif etmiştir o kadar zaman içerisinde. Sonuçta ne senin bizimle ne bizim seninle işimiz yok. Birbirimize zarar vermeden bu karşılaştırmayı sonlandırsak en iyisi. Öyle mi acaba? Aradığımız şeyin sen olmadığını biliyorum. Peki siz ne arıyorsunuz? Abla vallahi belamızı aramıyoruz. Sen iniyorsun bu arada tabii. Çünkü inmek hani birkaç round sürecek. Öyle tabii hemen canım. Bir roundda 12 metreyi vıcık diye tere, ya, şeyde kayar gibi inemiyorum. Korku var içimde şimdi. Üstümde zırt da yok. Yani çekse oku falan vurur. Direkt saplayacak mı var diyor. Aynen. Kavak gibi ortadasın. Kavak gibi ortadayım. O yüzden hızlıca inmeye çalışıyorum. Bir kalıntı arıyoruz tarihi. Neyin kalıntısı? Yankılı bir şekilde sesi geliyor size arkadaşlar yine. Bir efsanenin. Neymiş bu efsane? Adı neydi? Galiba seni ilgilendirmezdi adı. Güzel. Öyleyse size başarılar. Şimdilik buralarda gezintinizin bize bir zararı yok tabi. Geri dönmenizi tavsiye ederim. Yok eğer geri dönmezseniz sizin için pek de iyi sonuçlar doğurmayabilir bu. Bu tavırlarından ilerlesek de aradığımız şeyi bulamayacağımız bariz. Zaten ilerlemek bizim de işimize gelmiyor bu durumda. Başarılar dileyemeyeceğim. Umarım bir daha da karşılaşmayız. Bu arada Cromwell ayakların güvenli zemine bastı. Oh. Hemen üzerimdeki organı çıkartıp zırhımı geri giyiyorum ne olur ne olmaz. Daha güvende hissediyorsun kendini yani. Yani bir tık hani. Evet. Çekiliyorum tabii köşeye. Gidebileceğimiz tonla yol varken niye orada tırmanmakla uğraşıyorsun ki? Başka bir yol gayet tercih edebiliriz. Boş boşunuz kalıyorsun. Leo nereden bileyim neyin ne olacağını? Önümüze çıkan ilk engelde geri mi duralım? Engeldeyim. Başka yollar da var deneyebileceğimiz. Ya tamam. Görmüş olduk işte. Bir daha çıkmam oralara. Zaten. Tabii canım neydi? Yani. Görmedik demeyiz en azından. Evet. Ama bununla karşılaşmamız burada bitmeyecek. Umarım biter. Hızlıca geri dönüyoruz diye. Ya her adımımızda bizi takip ediyor olacak haberiniz olsun. O zaman siz olduğu gibi geri dönmeye başladınız.
Döndünüz arkadaşlar. O diğer yol, şey, üç yol ayrımına geldik değil mi? Şöyle diyeyim ben size. Önünüzde bayağı uzun zamanlar var. Bu zaman içerisinde isterseniz hani fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Uzun bir yolunuz var geri dönmek için. Şimdi üçlü yollardan diğerlerini deneyelim mi? Zaten onu yapacağız da. Ya ölüp ölmemen karşımdakinin umurunda bile değildi. Olmasını da beklemiyordum zaten. Ama amacımız onunla karşılaşmak da değildi. Ya onların kötü şöhretinin bir sebebi var. Kur'an. Yani ben sağ çıktığım için kendimi şanslı sayıyorum böyle bir şeyde. Bundan sonra yukarı tünellere bakmayız artık. Ne yapalım yani? Daha aşağı Yani ineriz. önümüzü görürüz yani en azından. Ama şunu da söyleyeyim. Ya bir tane troll gördük diye de aldığımız görevden vazgeçecek kadar da değiliz ya. Yani onunla da bir derdimiz yok zaten. Biz başka bir şey arıyoruz yani. Hiçbir şey bulamazsak diğer tünellerde tekrar bu tarafa bakmak için gelmemiz gerekiyorsa o zaman bunu bir daha konuşuruz diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Yanılmıyorsam daha önümüzde 5 yolumuz daha var çünkü. Fazla Sen cesursun. sağdaki yol mu demiştin? Evet. Orayı deneyelim o zaman. Bence sadece zaten işlerine çomak sokacağımızı düşündü. Onun açısından tehlikesiz olduğumuz için kendince salıverdi işte bizi yani. İşte. Arada biri ölebilir, ölmeyebilir diye baktı resmen. Neyse. Gerçi ben Son burada... üç yol ayrımı hani sağ sol demiştiniz siz. Evet, Evet. orada sağ yolumuz. Oradan sağdaki yola mı gitmeyi düşünüyorsunuz? Evet. Plan bu. Ben en Evet, tamam. sağ demiştim orada. Oy çoğunluğuyla sola döndük. Sol Tamam. demiştik. Anladım. Okey. Şey diyeyim, ben şeyleri kontrol edeceğim ya bu arada. Bıraktığım işaretler duruyor mu, bozulmuş mu? Sen baktın bıraktığın işaret duruyor. Tamam. Orada beyaz boyayla Raccoon Unicorn İşte bir şeyler yapıyorum orada. Artık bu arada çizdikçe daha çok ok başı çizmeye başladım. Ok ucuna doğru böyle. dönecek hani. Ya Şekil çıkmadığı için. yani her seferinde bir de onunla uğraşması. Tabii Ya canım orada işte o kaybettiğim 5 dakika bile can sıkıcı yani. İşte olayı kısalttığım için o artık ok başına dönecek. Onu demek istiyorum. Evet. Yani şöyle bir ok başı. Bu Yani kadar. mantıklı olan orada amaç çünkü işaret etmek. Yani. Yazıyormuşum. Kronver Neyse buradaydı diye. arkadaşlar o 3 yol ayrımına kadar geldiniz. Bir süre yolculuktan sonra uzun bir zamandan sonra oradan en sağdaki tünele doğru ilerlediniz. O taraftan hani kısa bir miktar ilerlediniz. Kısa bir Evet. süre. Ve tünelin önünüzdeki yönünden ürkütücü bir gürültü geldi arkadaşlar. Bir gürültü patırtı gibi bir şey geldi. Doğal bir gürültü mü, şey bir gürültü mü? Çok yankılı olduğu için gerçekten hani anlaması güç. Şu ışıkta, continue light'ın ışığında ben bir daha bir iz bakayım mı arkadaşlar, önümüzden bir şey geçmiş geçmemiş anlarız belki. Yine böyle bir çizmemizme bir şey görürsek deriz ki burası da dolu. Bakıyorum ben diye. Tamam, önüne, arkana, her yere. Çok net görüyorum bu sefer her neyse. Burada şunu da hatırlatayım. Aynı tünele ikinci kez bakmıyorum. Dikkatini çekerim. Farklı bir noktaya bakıyorum. Çünkü aynı tünelde çok bir işe yaramıyor çünkü bir kere gördükten sonra. Zaten aynı tünelde değiliz. Yok yok şey Tabii, için diyorum. tabii, Yani tabii. hani olayı kullanırken tracking böyle kullanılıyor. Genel bilgi işte. Neyse oraya baktın tekrar sen. Hani buralarda sizden başka bir ayak izi var mı Ha, işte diye. şey pençe, ayak izi vesaire. El izi. Hani gördüğün kadarıyla evet burada birileri dolaşmış acı. Tabii yine zamanlı bilemiyorum. Sayı belirleyebiliyor muyum? Yeni. Yeni olduğunu söyleyebilirsin. Bir miktarının yeni olduğunu söyleyebilirsin. Peki Sayı sayı biliyorum. olarak da 4 veya biraz daha fazla olduğunu tahmin ediyorsun. Ona çok emin değilsin de. Arkadaşlar 3-4 kişi civarında.
5 olup olmadığını bilemiyorum, emin değilim. Birileri buradan yeni geçmiş. Kimdir nedir bilemiyorum. İhtimal bu arkadaşlardan olabilir. Budizm yani ihtimal daha gördüğün. var. Budizm'i gördüğün yani. Evet. Ve yeni. Ya da buradan geri döndüler. Yok, izler ileriye doğru gidiyor. Geriye doğru değil. Tamam işte, geri doğru, mağaranın derinliklerine doğru diyor. Yani. Arkadan birleşiyor olabilir mi acaba bu yollar? Muhtemel. Belki de. Yani komplekste neyin nereye bağlanır bilemezsin. Kim bilir? Evet, gerçekten de bilmek güç yani. Yara başım ağrıdı arkadaşlar. O önünüzdeki ama. Önünüzdeki gürültü kesildi tabii, anlık bir şeydi o. Onu da söylemek isterim. Ne yapalım, ilerleyelim mi? Girmediğimiz tüneli mi deneyelim, ortadakini? Ya illa ki her seferinde karşımıza bir bot izleyip bir başka bir şey çıkacak yani. Yani burada her gördüğümüz izden korkup geri mi döneceğiz? Hayır hayır, korkmak değil de. Yani şimdi karşılaşma yaşama ihtimalimizin olmadığı yerlerin hepsini tüketip karşılaşma ihtimalimizin olduğu yerden gitmek daha mantıklı değil mi? Onun için yani, yoksa gidelim. Ben keşfetme taraftarıyım zaten. Siz nasıl dersiniz arkadaşlar? Ortadan gidelim derseniz ortadan gidelim. Yani görmüş olalım orayı da. Ha, burada ne olacağını bir noktada biliyoruz en azından. Sürprizlerden biri belli. Birkaç kişiyle karşılaşabiliriz. Bir tane bir şey öğrendik en azından yani. Ne peki? Sen ne dersin aslında? Ben biraz daha ilerlemek taraftarıyım aslında. Karar? O. O da olur. Burada da 2'ye 1 oldu. İlerliyoruz. İlerleyelim o zaman. Tamam arkadaşlar. Kısa bir süre daha gittiniz ve elinizdeki Continue Light'ın ışığında karşınızda tekrar aynı kadını. Hı. Bu sefer koridorun, tünelin ortasında dikilirken gördünüz arkadaşlar. Gayet de böyle orada durmuş, elleri de bağdaştırmış, böyle size bakıyor. Işığa girdi, hop bir durdum böyle sen Leovold. Aa diye. Cromwell üzülme, Timur'u bugün beni de sevmiyor. Bak sürekli karşılaşıp duruyoruz bu arkadaşla. Ben size ne demiştim dedi kadın. Ya... Seninle bir husumetimiz olduğu fikrine nereden kapıldın acaba? Gitmenizi söylemiştim. Ama gitmediniz. O tünelden gittik. Ne bilelim, burası aynı yere çıkıyor. Biz bu kadar uzman değiliz yeraltı konusunda. Biz ilk kez giriyoruz buraya. Ne işimiz olur yoksa? Burada aradığınız şeyin ne olduğunu daha net açıklarsanız... Tarihi eser gibi. Arıyoruz işte. Eski yapı, eski tarihi eser. Tarihi eser arıyoruz. Eski nereden yani. Çıktı burada bir tarihi eser olacağı fikri? Tarih. Kimden öğrendiniz? Ya kütüphaneleri okumadınız mı siz? Şeydeki Lord'un kütüphanelerinde yazıyor işte. Yazmıyor muydu orada? Kütüphaneleri okumak mı? Ben o kadar okuyamıyorum. İşte o kitap kadar biliyor işte. Okumayı ondan. Yani. Kimsiniz siz ve bu kadar bilgiyi nereden biliyorsunuz? Bunlar önemli sorular. Ama tabii şu da önemli tabii. Daha hala geri dönmemenizi sağlayacak bu cesaret nereden geliyor size? Sanırım hatırlatmama gerek yok ama ben bir drow'um. Ve drow'lar genelde yüze insanları için korkutucu olur değil mi? Ve şunu da söyleyeyim, tek başıma dolaşmıyorum. Bu cesaret bana bizzat Thorm'un kendisinden geliyor. Sen benimle karşılaşıp cesaretini nereden buluyorsun kendinde?
diye gülmeye başladı böyle. Thor'un cesareti kısa süre içerisinde yerle bir olabilir burada. Yalnız olmadığımı söylüyorum size. Anlamıyor musunuz? Denede görelim. Tamam Leovald, yalnız olmadığını... Ondan sonra sen bir... Ben geri çekiyorum Leovald'ı. Öyle ben de çekmeye şey yaparken Leovald üzerine böyle zık zık oklar geldi böyle. Kadının arkasından. Ay. Yalnız olmadığın... Bir şey yapıyorsunuz o anda. Sakinleşin, hiç böyle şeylere gerek yok diye bağırıyorum ben. Leovald 3 tane ok yedin sadece. 5 tane ok geldi üzerine. 3'ü isabetli oldu. 5 damage. Oba, o ne lan? 7 damage. 5 damage. Uf. Totalde 17 damage. Ama tabii ondan önemlisi -4 ile 3 adet zehir save alabilir miyim? -4 ile evet. Bir saniye. Poison save 7, 11 üstü. Evet. Tek tek atlar. Hepsi tuttu. Vay. Süper. 11 var orada zaten bir tane. Sen okları yedin. Diye ayaktasın hala. Kadın böyle baktı. Vay. Yaptı. Ben Leovald'ın önüne... Kılıçla çırak diye okları. Leovald'ın önüne geçiyorum bu şekilde. Sakin olun bu şekilde. Agresyona gerek yok. Ne sizin bizimle ne bizim sizinle işimiz var. Sadece aradığımız şeyi bulmaya çalışıyoruz. Nerede olduğu konusunda da ya da burada olup olmadığı konusunda da hiçbir fikrimiz olmadığı için serseri mayın gibi ortalıkta dolaşıyoruz. Sizinle grubunuzla hiçbir işimiz yok. Ben de şu tarafa geçtim. Beni aşağı ittiğinde de söylemiştim. Hiçbir zaman... şekilde görmedim, duymadım, bilmiyorum o derece. Leo'nun da önüne geçmeye çalışıyorum. Şimdi, Leo sakin ol kanka. Benim buna inanacağımı mı sanıyorsunuz dedi kadın. İster. Ya bizim sana tehdit oluşturmadığımızı söylemedin mi sen az önce? Tehditlik bir durumumuz var mı sana? Kalabalıksın, tamam. Biz sana saldırmadık, sen bize saldırdın. Ve saldırmamaya da devam ediyoruz farkındaysan. Biz sana tehdit oluşturmuyoruz çünkü böyle bir amacımız yok. Söylediğim gibi zaten bir tehdit unsuru değilsiniz benim için. Ben tamam, sadece işte. Bu cesareti nereden alıyorsunuz onu merak ediyorum. Ya çok aptalsınız ya da fazla cesursunuz. Ama yeteneklisiniz, onu gördüm. Hani ayak izlerimizi falan bulabilmeniz, sonra sizi karanlıkta bıraktığımızda hemen bunu alt edebilmeniz falan başarılı yani, güzel. Şöyle bir ateşkes yapsak, biz sizin ayağınızın altından çekilelim. Siz de bize sizin olmadığınız yerleri gösterin ki oraları araştıralım madem. Söyleyin ya da en azından ne bileyim. bu sizin hani başarma şansınızı küçültmez mi? Düşününce pek de mantıklı gelmiyor bana. Aradığımız şeyi bulabileceğimizi, senin arkanda bulabileceğimize %50'den fazla emin olsaydım böyle bir teklifte bulunmazdım zaten. O, ya da öyle bir şey buldun, değerli bir şey buldun, saklıyorsun belki de. Öyle mi? Tamamen öyle laf demek kalabalığı pek de yapıyorum doğru olmaz. Ama ben şunu merak ediyorum. Burada bizim dolaştığımızı nereden biliyorsunuz? Ya bilmiyorduk. Şu ikidir senin sayende öğrendik. Bu kadar. Bana maval okuma insan. Bunu bildiğiniz çok... Öyle bir durumda değildim. Biz bunun için gelmedik. Bunun için silahlanmadık. Lord'un evinde karşılaşmadık mı? Bizi orada görmedin mi? Hayır. Ben seni gördüm ama hatırlıyorum. Ama o kadar. Orada döndü arkasına bir baktı. Nasıl gördünüz dedi. Ben gördüm. Arkadaşlarıma da tarif ettim. Kapı aralığından gördüm seni. Oturuyordum masanın orada. Pardon, ayaktaydım. Koridorda yürürken denk geldi. Bu kadar. Gerçekten seninle hiçbir işimiz yok. Lord'la da, ne adını merak da etmiyorum yani. Lord'la da bu konuda konuştuk. Aranızdaki küçük anlaşmanızdan haberdarız. Buradaki insanlara zarar vermeyeceğinizin umuyoruz. O yüzden şu ana kadar zaten hayattasınız. Yoksa çoktan işiniz bitmişti. İşte. Biz buraya savaşmak için gelmedik. Aynen. Biz de sizi arayıp size zarar vermeye çalışmak gibi bir derdimiz yok. Tamamen başka niyetlerle burada geziniyoruz. O yüzden konuşabiliyoruz tahminimce. Yapılan ticari anlaşma yapılmıştır, o bizi ilgilendirmez artık.
Yani. Şöyle bir durdun. Ne kadar çok şey biliyorsun sen. Siz dedi sonra. Hani hepinize bakarak. Ateşkes yapalım. Önce biraz konuşalım. Anlaştık. Bunu zaten önermiştik. Şunu bilin. E bunu tabii ki önereceksiniz. Siz burada zayıf olan kişisiniz. Ben burada buranın sahibiyim. Şunu unutuyorsun. ne kadar tehlikeli olduğunu bilmeyecek kadar da aptalız. Senin gözünde. Bana öyle geliyor gerçekten. Yani şartlar, bir şey bu. Şartları nedir? Şartlarım şu. Söylediğim gibi ben buraya birilerini öldürmek, birilerini yok etmek filan için gelmedim. Biz de. Bekle kuramayız. Siz bu ortalıkta kalıntı arama işi ya da her ne arıyorsanız bu şey nereden çıktı? Ve söylediğim gibi bu topraklarda bizim oluyor. Doğal olarak drop olduğumuz için yeraltı bizden sorulur. Yani deplasmandasınız arkadaşlar dedi. Size arkadaşlar diye hitap etsem adınızı sanınızı bilmiyorum çünkü. Adım Davalt Devark. Cromwell. Luckbringer Timora Piristisi. Adım neydi lan benim? Çok güzel girdin. Adım unuttum. Özür dilerim. Hesper, yok Hesperia diye isim geldi. Sert şey girdi ya konuya şey. Luckbringer Timora Priestess'ı Asphodel Devix. Bunu gayet böyle mağrur söyledim bu arada. Tamam. Ben de Zorlar'ın evindenim. Ya tabii bu sizin için bir şey ifade etmiyor ama. Herhangi bir piristim sadece. Sizin için. Şöyle bir kafa salladı çok garip bir şekilde, ürkütücü bir şekilde açıkçası. Ya evim dediğiniz bu yeri eşelemek gibi bir derdimiz de yok bu arada. Kesinlikle yanlış yani, anlaşılmayalım. Size nasıl hitap etmeliyiz peki? Duro yeterli. Okey. Daha fazlasını bilmeniz sizin için iyi olmaz. Tamam, tamam, ve tamam. Zorların evinden olduğumu bilmeniz yeterli. Hatırlamaya da bilirim. Daha da iyi olur benim için. Hiçbir şey bilmeyebilirim. Sıkıntı değil. Peki bu aramızdaki sorunu nasıl halledebiliriz? Bana bir çıkar yol söyleyin ki daha fazla kan akmasın. Dedi şöyle bir seyiriyor. Ve kanonlardan akmadı işin garip yanı yani. Neyine seyiriyor arkadaş? Niye akmasın ya? Çelişkiye düşüyor kendi kendine kafasına. O zaman size bize bir izin ver. Bir kafa kafaya verelim. Bir dakika. Size burada tamam. Ne aradığımızı açık yüreklilikle söylerim. Ama engel olmayacağınıza dair benim de sizden açık yüreklilikle söz almam gerek. Söylediğim gibi eğer yer altında bir şey arıyorsanız bunu bizden daha iyi bilebilecek birini bulamazsınız. Aradığınız şeyi söyleyin, alın ve gidin. Varingot'un bir parçasını arıyoruz. Öyle oldu rivayet ediliyor. Neden bahsettiğini hiç bilmiyorum yabancı. Tamam, kocaman bir ayak. Leovald'dan da aldım şeyi. Cromwell'den de aldım ipucunu. bir efsane var. Ben o kitabı yanıma almadım değil mi diyen bu arada? Ne kitabı? Yok canım yanımda değil o. Okay. Kütüphanenin kitabı tamam. Yani. Alamazsınız. Zimmetli mi? Tamam tamam. Hani bazen alıyoruz öyle yanımıza kitaplar. Efsaneye göre yıllar yıllar 10 bin yıllar önce Feyrun topraklarında neydi? Devlerle ejderhaların savaşları olmuş ve bu savaşlarda kullandıkları özel bir silah varmış. Ve bu silah en sonunda parçalanıp Feyrun'un farklı yerlerine dağıtılmış. Devler miydi onu birleştirmeye çalışan?
Onu birleştirip bu parçaları birleştirip tekrar ejderhalara karşı kullanmayı düşünen kötü niyetli kişilere karşılık o parçalardan birini alıp güvende tutacak kişilere teslim etmemiz gerekiyor. Bizim aradığımız parça bir ayak. O arada arkadaşlar arkadan bir kişi, bir görsel çıktı geldi. Bu bir yine Drow, Wizard. Şey ne derler? Priestess daha korkunç değil Erkek. mi? Şimdi Korkunç düşününce Priestess daha korkmuş gerçekten yani. ya. Priestess korkunç harbiden. Şöyle bir Wizard arkadaşlar. Kıyafeti kabaca. Hali Zorlama da vakti çok böyle bir. yüksek bir ev değil aslında. Tabii. Biz Bayağı zorlar ne yani. kadar biliyorsun ki evleri Leovold yani bir de o var. Yani hiçbir fikrim yok. Ben Leovold yıkıldım. nereden bilsin canım onu diyorsun. Leovat kim? Ev kim? Ev ne demek? Guild demektir Hangi şehirde yaşadığı hakkında bile bir fikrimiz yok belki. baktığın zaman. Neyse Yani. yaklaştı. Kadına bir fısıldadı böyle. Arkasından bir şeyler söyledi. Yani kadın bir kafayı uzattı geriye. Ha. Falan oldu. Ondan sonra adam bir adım geri çekildi tekrar. Kadından uzaklaştı. Kadın size döndü. Yani sonuç olarak anladığım kadarıyla siz güneşin altında yürüyenler, burada garip bir şey arıyorsunuz. Bu hatta sizin bile hiçbir şekilde şahit olmadığınız bir dönemden kalma devler ve Aynen ejderhalardan öyle. bahsediyorsunuz. Bir Evet. efsaneye ait bir artefekt olduğundan şüpheleniyoruz sadece. Duyum bu. Böyle bir ıvır zıvır böyle bir hikayeye inanmışsınız ve bunun için dolaşıyorsunuz. Evet. Tamam. Bu konuda size yardımcı olalım ve aramızdaki bu kötü anıları silelim. Siz aradığınız şeyi her neyse bulabilirseniz size yardımlarımız sonucunda ki eğer öyle bir şey varsa bulma ihtimaliniz artar. Alır gidersiniz. Tamam. Nasıl anlaşma? Çok güzel anlaşma bence. Karşılığında. İşte o cümleyi kurmayacaktın. Ne oldu? Karşılığında bu bizim Respawn. yüzeydeki iş anlaşmamız için bir ne derler? İyi Kefil. niyet göstergesi olacak. Ha. Lord da bu konuda konuşmanız belki de yeterli olur. Ha. Tamam, konuşuruz. Olur. Biz iyi niyetimizi gösterelim. Lord da anlaşma konusunda iyi niyetini göstersin. Herkes kazansın. Tamam. Durum net bir şekilde bana uyar. Her şey okeyse işimize dönebiliriz ha. Evet. Sadece arkaya şöyle Yapacağız. bir parmak işaretiyle gel gel yaptı. Büyücü yanında duruyordu zaten ama o hareketle hani büyücü de yerinden kıpırdamadı. Kadın da yerinden zaten kadın böyle yaptı zaten. Arkadan arkadaşlar bir tane tip geldi. Şöyle bir tip. Başka birdir Bir oldu. drow savaşçısı. Hani kalkanlı, Hı. kılıçlı. Geldi. Emredin Leydim dedi. Kadın dedi ki bu kişilere siz ne diyorsunuz ona? Önder, yol gösterici bir Rehber, şey. izci. Rehber. Güzel, evet rehber. Rehberlik et. Biz de kendi işimize bakalım şimdilik. Onlara mağaraları gezdir. Aradığınız şey konusunda eğer bir şey bulursanız yardımcı ol dedi adama. Adam hemen kafa salladı, hiç sesini bile çıkartmadı. Sonra size doğru yürümeye başladı arkadaşlar adam. Tamam. Yanınıza geldi. Kadın baktı. Umarım istediğinizi bulursunuz. Eğer buralarda böyle bir şey varsa bulursunuz. Peki başlangıç olarak arkanızdaki mağarada böyle bir şey var mı? Biz geri mi dönüp diğerine mi bakalım? Geri dönseniz iyi olur. Bu tarafta yok. Tamam. Evet.
Naçizane benden de size bir iyi niyet nişanesi olarak ben de size bir şey vereyim. Siz bize madem rehberinizi ödünç veriyorsunuz. Sweetwater potu var bende bir tane küçük, onu uzatıyorum. Niye lan? Öyle içimden geldi. Rüşvet teklif etme ihtiyacı hissettim. Ondan sonra kadın sadece birkaç göz etti. O savaşçı senin yanına geldi. Sana böyle baktı. Çok nevrotik bir adam belli ki yani. Dikkatli bir şekilde sana yaklaştı. Ama adımları o kadar sessiz ki. Üzerindeki zırt zerre tıkırdamıyor. Aldı senden şeyi, poşunu dikkatli bir şekilde yavaşça. Sonra Leovald sana baktı, işte Cromwell sana baktı falan böyle gayet. Sonra 3 adım geri çekildi. Ben şeyim, ağır hareketlerle hani veriyorum. O alıp gittikten sonra da şey diyorum. Kadına götürdü. Bu bir Sweetwater Potion'ı. Ne işe yaradığını bilmiyorsanız eğer herhangi bir zehiri. Bilgiye gerek yok, tabii ki biliyorum Okey. Hiç böyle alınganlık falan da yok dedim. yani, hiç şeyim. Ondan sonra kadın o poşunu bel çantasına bıraktı sadece. Ondan sonra size döndü. O yanınıza verdiği askere şey dedi. Ortak lisanda hala Komonca konuşuyor. Onlara yolculuklarında yardım et. Tehlikeye karışmamalarını sağla. Etraftaki yaratıklara bulaşmamalarını sağla. Bu arada güvenlik amaçlı yaptığımız konudan da haberdar edersin. Ha, en azından bu verdiğin iksir sizin için iyi bir şey oldu. Çünkü elimizden kaçan bir Amburuluk'u öldürmüşsünüz. Yani malımıza zarar vermişsiniz. Bu pek hoş bir davranış değil. Biz malımıza zarar verenleri sevmeyiz. Ama karşılığında böyle bir iksir almak hoş tabii. Sizin olduğunu bilmiyorduk. Sonuçta kendimizi savunduk. Yani bir anda çıktı üstümüze saldırdı. Bu olan zararı telafi ediyor mu? Bir Amber Hulk'un çıkıp hem de sizin olabileceğine dair hayatımda ilk kez duyduğum cümleden sonra bunu bir ticari anlaşma olarak düşünüyorsan eğer para kazanırsak tamam. Her neyse, bu Ücretini de karşılarız yani. saçma şeyin ne anlatmaya çalıştığını bilmiyorum ama önemi yok. Asıl önemli olan şu, bir karşılık almış olduk. Söylüyorsanız anlaştık madem. Evet, en azından bunun için öldürülmeyeceksiniz. Hayır. Bu da bir şey. Diyorum, susuyorum. Ondan sonra kadın baktı. Dediğim gibi eğer burada öyle bir şey varsa bulursunuz. Yolunuz açık olsun. Tamam. Kadın döndü arkasını gitti. O arada büyücü direkt size bakıyor hala. Kadın gittikten sonra büyücü 2 adım atıp karanlığa karıştı arkadaşlar. Ama bildiğimiz karıştı harbiden. Böyle gitti yani adam. Sonra böyle gidiyor kenardan. Sizsiz. Ben de döndüm yüzümü. Savaşçıya bakıyorum şöyle. Adam size baktı tek tek böyle. Tamam o zaman yürüyelim beraber yan Ben yana. geri Ben dönerken boşluğa şey yapıyorum, el sallıyorum. Nasıl öne geçtim. görüyorlar? Bu yanınızdaki savaşçı size şöyle söyledi gayet hani kısa cümlelerle ve seri bir şekilde bana Drow deyin sadece. Sizin geldiğiniz tüneli yıktık çıkmamanız için. Ama artık aramızda bir anlaşma var. Size çıkışı gösterebilirim işiniz bittikten sonra. Teşekkürler. Tamam, Bakmadığımız düz adam. şu tünel vardı. Oradan başlayalım mı bari? Ortadaki tünel var yani buranın girişinde ortada kalan. Büyük ihtimalle Olabilir. o da arkadan birleşiyor Cromwell ama. Bakalım. Neyse adamla gitmeye başladınız arkadaşlar. Ben Adam adamın önden yanında gidiyor. yürüyorum. Ben yanında yürüyorum adamın yanına geçtim. Bu arada yalnız o Continual Light bayağı bir rahatsız ediyor herif ha. Onu da söyleyeyim yani. Etsin, elimde tutuyorum Aha. onu. Adam önden gidiyor. Yol gösterici yani. Bu Leo taraftan yani arkada. öyle el ediyor size. Tamam. Yavaş yavaş gidiyorsunuz. Yalnız Leovald, sen bakıyorsun herife. Adam gerçekten çok sessiz. Üzerindeki zırhın zerre bir çıtırtısını duyamıyorsun. Neredeyse. Neredeyse.
Ayakları gayet sessiz. Cromwell, sen bakıyorsun botları, hani çok dikkatli gözler olmadıkça iz bırakmıyor denecek kadar yumuşak yani. Aman aman. İşimizi halledelim gidelim. Ben demiştim. İsteseydiler biz orada şey gibi, çilek gibi toplarlardı. Pıt Olmuşlar topla. pıt Ne pıt. Şey, RP arkadaşlar, yani şey yapmayın. Ben çıkmıyorum rolümden. Ben masaüstü çıkmıyorum rolümden. Zerre Ufak ara çıkmadım. verelim mi arkadaşlar? Küçük bir mola alalım. Okey. Evet, yani ufak bir mola verdik. Şimdi arkadaşlar, önünüzde bir tane draw var. Arkasından siz devam ediyorsunuz. Yanındayım. Mümkün mertebe. Görsün Tamam. beni yani. Okey. O şekilde siz ilerlemeye başladınız. Ve hani yürümeye başladıktan sonra uzunca bir süre geçti. Diğer tünellere götürmeye çalışıyor sizi. O yani demiştiniz ya, ikinci tünele Ortadaki, gidelim, evet. ortadaki tünele gidelim diye. O tünele götürmeye yöneldi. Oraya girdiniz, oradan devam ettiniz. Bu esnada tabii bayağı bir zaman geçti ve iyice yorulduğunuzu fark ettiniz arkadaşlar. Artık böyle hani ağır gelmeye başladı her şey. Ayaklarınız ağrımaya başladı. Ve Asfodel, senin Light and Load bitti. Gittiği anda ben olduğum yere çöktüm. Oo, yoruldum diye. Tam burada duruyoruz arkadaşlar. Drow döndü baktı siz öyle deyince. Hemen yanınıza geldi. Hiç soru bile sormadı. Neden de demedi. Tamam Hiçbir işte, şey sabah. demedi. Hadi o sormuyor da Sabahtan siz beri. niye sormuyorsunuz? Niye durdun birdenbire? Hayır. E zaten bize yorulmuştuk Biz de Diye. yorulduk zaten. Hani bizi Ben desteklemiş senin daha olun. çok yorulduğunu varsayarak durdum ben de. Drow orada kenara geçti. Duvara sırtını yasladı, oturdu direkt. Yani artık dinlenebiliriz herhalde. Dinlenmeliyiz. Hiç size bakmıyor bile. Önüne bakıyor sadece. Ben İyi kanki, ben çıkardım, ararım. yemek yiyorum. Tamam. Ondan sonra seni kaldırırım. Diyen bir şey soracağım. Yüzüğün şarj olma süresi geçmiş midir, geçmemiş midir? Ya ondan emin değilim. O Hangi şeyde tarihte? şöyle karlı zeminde bayağı bir zaman kullandık onu. Bir hafta 10 gün. Sonra buraya geldik ama biz buraya geleli herhalde 10 gün olmadı. Ama biz Yok. buraya gelmeden önce yüzüğün ki bittiydi. Öyle de bir durum vardı. Yok. Yine de o kadar olmadı ama. Olmadı da. Buraya gelmeden önce bitmedi canım. Ben öyle hatırlıyorum. Ne Neyse zaman tamam. başladı? Bu tarihini sen not almıştın galiba. Şimdi Bakmadın mı? 11 Ocak akşamı yüzük aktif 8 gün demişim. 11 8. Ocak'ta. 11 Ocak'ta 8. gün mü olmuş? Yok, 11 Ocak'ta aktif 8 gün boyunca. Yani Neden ne 8 oluyor? gün? İşte o kadar. Ondan sonra bir daha şarj olacak. 10 gün değil mi o? Bir hafta. Bir hafta döngü değil miydi o? 8. gün diye not almışım buraya. Yani o şey de olabilir ya. 8. gün taktıktan sonra 8 gün geçiyor yani. O diye not almışım Bir için. hafta diye Alışma de süresi. 8. gün yazmış olabilirsin sen onu yanlışlıkla. Yanlış olabilir. Neyse 11 Ocak akşamı yüzük aktif demişim ama. 11 Ocak akşamı. O zaman hala aktif. Yani aradan kaç gün geçtiğini kestiremiyorsun da hala aktif yani. Yani buraya aldığım not o 11 Ocak akşamı yüzük aktif demişim. Aynen. Ha şöyle, Aralık 25'te yüzüğü takmaya başladım. 11 Ocak akşamı da yüzüğü aktif ettim. Şimdi oldu. Tamam. Bir saniye, bir not aldım. Şu anda aktif hala yüzük. Tamam, Süresi ben dolmamış yani. Okey. Leo, ben 2 saat uyusam bana yetecek.
Tamam, o zaman ilk nöbet Leovald'daydı. Aynen. Siz yatıyorsunuz arkadaşlar. Leo, sen nöbet tutarken bir süre işte o Drow orada bekledi. Oturdu, bekledi. Ekstra bir şey yapmadı. Ama 2 saat olmadan, yani Cromwell daha uyanmadan, en sonunda orada soluna doğru kıvrılıp pivafisine sarılıp, böyle siyah pelerinine sarılıp yana doğru bıraktı kendini, orada uyumaya başladı. Bir süre geçtikten sonra da Cromwell uyandı. Artık sen de yatabilirsin herhalde. Eğer uykun gelirse ya da çok sıkılırsan kalırım. Yo, tamam, yo, ben şu an çok iyiyim. Hiçbir şeyim yok, dinlendim. Bu işe yarıyor bu Merat. Sıkıntı gidermiyor ama. Neyse. Yani çünkü bir şey yok. Sessiz bir tünerdesin. Hani mental olarak da sağlığını koruman lazım. Neyse. Hadi dinlen sen de. Siz de yattınız arkadaşlar. Şöyle. Şimdi hala Continue Light mi devam ediyor? Evet. Ben şey yapıyorum. Continue Light'ı yere sapladım. Işığı ya pelerinin bir parçasıyla ışığı drova gelmeyecek şekilde kesiyorum yani. Yani şöyle nasıl derler ona? Yani şöyle yanına duruyor. Uyuyor zaten sonuçta. Şu anda drova. Olsun, sevmiyorlar ışığı. Biz de bir anlaşma yaptık sonuçta. Bizimkileri aydınlatsın, ona gelmese de olur. Şöyle oturup hani yanına alırsın ya. Diğer tarafa doğru parlasın yani. Tamam. Çantanı koydun önüne ya. Ha yani mesela. Sırt çantanı koydun yani oraya. Pelerine melerine gerek yok yani. Pelerine yani arıyorsun nasıl gideceksin. Yiyelik diye dua ediyorum. Öyle bir kirlendi ki böyle dik duruyor pelerin. Çamurdan. Evet. Kan çamur böyle. Yiyelik diye dua ediyorum. Tanrıçaya dua ediyorum. Aynı şekilde Aspetel'in Tanrıçası'na dua ediyorum Timer'a. Şansını bizden esirgeme lütfen sevgili Tanrıça diye. Umarım parçayı buluruz diye. Ben mırıldanıyorum artık. Sen o şekilde dua ettin ve içini ani bir korku kapladı, acı. Bir böyle hani aşırı irkildin, korktun. Ne oluyor lan diye bir şey oldum böyle. Ne oluyor lan? Bir korku sardı seni. Hayda. Atayım mı wisdom check, anlayabilir miyim ne olduğunu? Böyle dua edince niye korkayım bir anda böyle? Evet. Garip. Religion falan var ama şey yapar mı? Religion'da çözemem herhalde. Of, acayip tehlikede olduğunu hissettim bir an yani. O kadar net. Ha. Lan ben kıstın öyle... yani. Anladım. Ben derhal şey yapıyorum. Ne derler? Hazır pozisyonda etrafı kesiyorum böyle yani ışıkla. Sen o şekil hani şeye geçtin de hani bir an derin nefes almaya başladın hani o heyecandan. Aynen falan diye böyle. Ondan sonra sen öyle hoppala diye zıplayınca olduğun yerde baktın. Oradaki tabii Drow da ayaklandı. Birden onu ayakta gördün yani. Ya bir şey hissettim ama anlık. Drow bakarak söylüyorum bunu. Anlayamadım ne olduğunu. Drow sana baktı, etrafa baktı filan. Ne oldu dedi. Ya bu nasıl açıklanır? Bir anda aşırı korkutucu bir şey geldi. Yani anlamadım. Ya belki buraya alışkın olmadığım içindir, bilmiyorum. Ama çok tedirgin etti. Burada kalın, hemen döneceğim. Tamam. Dedi. O önündeki yöne doğru tünelden hızla ilerledi. Karanlık tutmuştun ya sen onun olduğu tarafı. Evet. O taraftan karanlıkta kayboldu yani. Tamam. Sen beklemeye başladın. Hala uyuyorlar bizimkiler. Sessiz çünkü ortam. Çok net bir şey olmadan uyandırmak istemiyorum. Daha çok vakit geçmedi çünkü. Yani sizin gitmediğiniz yöne gitti. Bu taraftan gelmiştiniz, o bu tarafa gitti. Kolaçan etmeye gitti. Aynen, kolaçan etmeye gitti. Tamam. Aradan sadece işte 1 veya 2 dakika geçti. O kadar kısa bir zamandı. Biraz heyecanlandın tabii o zaman zarfında ama yatıştın da bir noktada. O korku geçti çünkü zaman içerisinde. Tamam. Bir şeydi. Sonra baktın Drow karanlıktan çıka geldi tekrar. Bir şey yok dedi.
İyi. Kusura bakma, seni de uyandırmış oldum ama. Sonra hani o geldiğiniz yöne baktı. Ekstra bir şey yapmadı. Sonra döndü. Senin o gölgelemene baktı. Çantayı falan koymuşsun ya. O gölge noktada, o Tem'in yattığı yerde tekrar oraya gitti. Orada tekrar hani yatma pozisyonu aldı. Anladım. Belki de ben kuruntu yapmışımdır. Daha dikkatli bir şekilde bakıyorum yani. Daha ne kadar dikkatli olursa, tedirgin. Yani geçti o tedirginlik yani, attın üzerinden. Ama tabii nöbet tutman lazım, dikkatli olman lazım. Tabii ki. Ya bu bana yeter ya. Durup dururken ne oldu lan diye. Evet öyle hani. Ben niye tribe girdim diye. Ama şu da normal Cromwell. Düşününce hani bir tam gününü neredeyse yer altında geçirdin. Ve bu seni harbiden tedirgin ediyor yani. Ya hesaplarım şaştı zaten. Mesafe hesaplamaya çalıştım, başaramadım ya. O da gitti, evet. Yani hesaplarım şaştı yani. Bir de bu kadar yer altında kalmaya da alışık değilim. Aynen, ilk defa kalıyorsun bu kadar. Yani bir baskı hissediyorum. Aynen. Neyse arkadaşlar, sonra hani zaman aktı geçti. Biraz gergin bir zamandı Cromwell senin için nöbet. Ama atlattın. Sonra bizimkiler uyandı. Uyanma saati geldi. Onlar uyanınca tabii Drow da gürültüye kalktı. Ondan sonra bir şeyler yedi o da. Kendi çantasından bir şeyler çıkarttı. Belinde ufak bir çanta var arkadaşlar, onu gördünüz. Oradan yiyecek bir şeyler çıkarttı kendine. Kuru et. Yani. Bir çeşit. Onu yedi işte. Ondan sonra siz de tabii bir şeyler atıştırdınız o esnada. Ama şeyi fark ettiniz. Adam tamamıyla metodik çalışıyor. Hani yemeğini yiyor, dinleniyor. Sonra da hazırda bekliyor. Asker. Asker yani. Evet. Görev neyse o. Aynen öyle. Sonra sizi beklemeye başladı. Hani siz gayet normal bir şekilde yemeğinizi yediniz. İşte toplandınız, esnediniz, gerindiniz, ne bileyim kılıç bilediniz, dua ettiniz, bilmem ne, ıvır bir sürü şey yaptınız. Ha, yani. Ben bizimkiler önce bir daha bir dua ediyorum. Sonra bu konuyu şeye danışacağım. Ya Aspodel, dün akşam nöbetteyken bir dua edeyim. Yani bir şükran duası yapayım dedim. Yan içimi bir çok derin bir korku kapladı. Bir anda ama anlık. Tedirgin oldum. Bir tehlike yaklaşıyor sandım. Hatta Drow da uyandı. O da bir etrafa baktı. Gideceğimiz yöne falan baktı. Bir tehlike göremedi. Sence neden olmuş olabilir böyle bir şey? Baya bir hani içten bir korku gelir ya, böyle onu yaşadım yani. Bir anda ama. Sonra geçti. Sonuçta inançlı birisin, inancı güçlü birisin Aspodel. Hani bu dua ettiği anda olduğuna göre herhalde inançla alakalı olsa gerek. Özelliği ise tam olarak ne dedin duanda, söyleyebilir misin? Ya da özel olabilir, daha yuvarlak konuşayım önce. Büyük ihtimalle dua ettiğin konu hakkında tehlike olduğuna dair bir uyarı verdi sana Tanrıçal. Tahminim. Tehlikenin koruduğu bölgelerde değilsin, onunla alakalı olabilir. Yorum. Yani şöyle söyleyeyim. Atıyorum. Daha düz konuşmaya çalışacağım. Daha zor oluyor çünkü. Bana dua ediyor olsaydın ve duanda eğer beni kızdıracak bir şey söyleseydin, tepkim kızgınlık olurdu. Bana kızgınlık hissi yollardım. Ama bana dua ederken senin, nasıl söyleyeyim, sobayı elime uzatıyorum gibi bir şey dua etseydin, korku verirdim ki uzatma, dokunma elini. Ben hani bu günde nefes aldığımız için ve yine yolumuza gidebildiğimiz için Tanrıçama ve tabii ki sonra da senin Tanrıçana dua ettim. Teşekkür, şükran babında. Hani öyle çok da şey bir şey söylememiştim aslında ama bir anda bir hissettim yani. Neyse. Ama eğer böyle bir şeyse bu hafife alınacak bir şey değildir. Tuğla mı unutmuştun? Belki herkesi, ondan olabilir. Onu diyecektim. Herkese dua ediyorsun, tuğla mı unutuyorsun? Ayıp. Ayıp. Ya o korku hissi geldikten sonra her şey gitti bende. Kusura bakma. O korku hissi benden gelmiştir sana. Sen beni öyle korkutamazsın ya. O kadar içten değil. Korkutma da zaten, gerek yok yani.
Bu arada Leovat biraz yaralısın ha. Bir hep aldın değil mi? Acı, bir hep aldın evet. Ay diyen ben onu söylemeyi unuttum hakikaten. Akşam yapabilir miyim onları yatmadan? Aa geçti uyandınız. Niye? Vardı hazırda spilim. Hakikaten şeye bakmadığım için oraya bakınca görüyorum. Maalesef. Evet. Niye hatırlatmıyorum Leovat ya? Bekle o zaman bu geceye kadar. Önemli değil iyiyim ben. Tamam. Düz adam alınmasın burada bizim şakalarımıza. Yanlış anlayabilir belki ama şey de sıkıntı olabilir. Cromwell. Hani yaptığımız anlaşmadan hoşnut da olmayabilirler belki. Ya da o konuda da uyarmış olabilirler. Aklında bulunsun. Anladım. Her şey mümkün ya. Ama dediğin doğru, sağ ol. Farklı bir bakış açısı. Diyen ben bugün için de Entangle ezberliyorum bu arada. Biliyorum. Şimdi arkadaşlar hepimiz üniversite insanlarız. Hepimiz belli eğitim almış insanlarız. Herkesin kendi tanrısını koruduğu bölgeler var. Sizin yol, bizim yolumuzu takip etmemiz tanrıların da koruduğu bölgeler var. Bunu da hesaba katmanız gerekir. Ya başka birisinin bölgesinde başka bir tanrıya veya tanrıçaya inanınca veya yakarınca veya dua edince buna dair bir onun bir tezahürünü yaşamış olabilirsin. Leovat, bilmiyorum böyle bir şey. Aslında yani mantıklı söylediğin şey de öyle olsaydı eğer mesela şehirlerde, pazar yerlerinde Woken daha çok duyulurdu da ormanlarda Shandakul daha çok duyulurdu, daha efektif olurdu. Öyle öyle evet ama bu daha çok oralarda inanır olduğu için hani oralarda isimleri daha çok zikredildiği için yani oraları daha az duyabildikleri için değil. Bu biraz daha boyutsal bir şeye giriyor senin dediğin. Yani öyle değildir ya. Sonuçta hepsi Feyrun şeyleri olduğu için bütün Feyrun'un da güçleri eşittir. Güçleri ne kadar biliyoruz şey muhabbetini. Yani sen ona inandığın ölçüde güçlüdür yani. Yani. Hani şey öyle diyebilirim, o kadarını bilebilirim yani. Sen ne kadar içinde hissedersen o kadar güçlüdür senin için. Evet, siz genel inancınızda sıkı sıkı tutun. Feyrun'da kaldığın sürece. Ya bu zaten sizin tek kurtuluşunuz, tek çıkar yolunuz olacaktır. İnancınızı asla vazgeçmeyin. Yok canım. Temsilcisi olmazdı böyle bir şey olsa değil hocam. Öyle değil. Neyse gidelim bakalım yolumuza. Dinlendik herhalde. Beslendik yeterince. Yani tabii. Yemeğinizi falan yediniz. Önemli olan en karanlık koridorlarda inancını koruyabilmektir. Dural baktı size. Bu taraftan devam edeceğiz. Çok gezmediğimiz yerleri size göstereceğim. Bu gittiğimiz yer neresi diye hani bir üçlü koridorda ikinciye girmemiştik. Orası mı? Orta kısma. Sağa gittiniz, sola gittiniz. Evet. Ortadan gidiyoruz. Tamam, orayı... Şimdi ortaya gidiyorsunuz. Ah pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Durun gösterdiği yönde siz devam ediyorsunuz. Yalnız nereye gidiyorsunuz hiç merak etmiyor musunuz? Yo, orta koridordan ilerliyoruz. Bakalım bir şeyler bulacağız mı diye. Yani bu arada hakikaten Drop, bu ileriye daha önce gitmiş miydin biliyor musun? Peki orada yani bu tüneli geçme amacımız, hani gezme amacımız eski bir kalıntı bulmak, konuştuğumuz gibi. Var mı? Kafa salladı yine. Var mı ileride öyle bir şey? Gidiyoruz ama. Yoksa geri dönelim. Gitmediğimiz bir tünel var. Oraya götürüyorum sizi. Ha, anladım. Ha, bildiğin yerde olsa götürürdün zaten diye düşünüyorum burada. Bilmediğimiz bir yer var. Oraya götürüyorum sizi. Orada olma ihtimali var. Bildiğimiz yerlerde yok. Tamam. Bu tünellerin hepsini gezdik. Şöyle kafamı arkaya çevirip kafa salladım. Hadi bakalım. Şans şanstır. Neyse arkadaşlar, siz ilerlediniz. Drow'un bir yanındayım gene, bilgin olsun. Yol ayrımına geldiniz. Yol ayrımından Drow solu gösterdi. O taraftan sizi devam ettirdi. Diğer tünellerde aradığınız şey yok dedi. Tamam.
O taraftan devam ettiniz. Bakalım. Ondan sonra arkadaşlar bir noktaya geldiğinde Drow durdu. Bundan sonrası tehlikeli. Silahlarımızı mı çekelim? Hayır, bence tehlikeyi önce size göstersem daha iyi. Tamam. Bakalım neyle uğraşıyoruz? Uğraşacağız ya da uğraşacak mıyız? Neyse. Ondan sonra adam size baktı. Çok gürültü yapıyorsunuz yalnız. Ha. Bu gürültüyle daha fazla ilerlemek iyi olmaz. Tehlikeden kastın ne burada? Bir yani yaratık mı var? Kusura bakma, senin kadar sessiz olamıyoruz. Evet, ama sessiz olmalıyız. Yani buradaki tehlike nedir? Bize tarif edebilir misin? Nedir bu tehlike? Göstersem daha iyi. Tamam arkadaşlar, bir durum, ben bakayım geleyim o zaman. Çıkarttım zırhı gene. Ne demek ben bakayım geleyim ya, dur azıcık. Bu arada ben DM gene şey yapıyorum. Aranızdaki en sessiz o, mantıklı. Hep beraber gitmemiz daha mantıklı değil mi? Siz ikiniz burada bekleyin, biz ikimiz gidelim, ona göstereyim. Ya da sen Altnik. Seçiminizi yapın. Ben gideyim geleyim aspada. Ya neticede oradan geçmeyecek miyiz? Hayır. Ya buna biz karar vereceğiz anladığım kadarıyla. Önce bir ne olduğunu görmemiz lazım ama bilgimiz olsun. Evet. Tamam. Şimdi izin verin, halledeyim. Zaten kısa bir mesafe gidip geleceğiz herhalde. Sayılır. Uzun sürmez. Tamam, ben zırhımı çıkarttım. Kılıçlarım yanımda. Kılıçların ses çıkartacağını düşünmüyorum çünkü o kadar. Hani biri sırtımda, biri şeyde. Şimdi daha iyi oldu herhalde. Yani. Neyse, ondan sonra Drow karanlığa daldı. Ha, bir de o mesele var tabi. Ben arkasından sesleniyorum. Ben karanlıkta görmüyorum. Böyle bir sıkıntı var. Meşale yaksam olur mu? Drow karanlığın içerisinden nasıl yani dedi. O zaman niye geliyorsun benden? Ha. Ya işte Drow tekrar geldi geri. Ben bıraktım çantamı sakince. Işık yakamayız bu, burada. Bıraktım çantamı sakince. Hiçbir şey söylemiyorum ama. Emin ol, ben de hiçbir şey söylemiyorum. Geri giydim ben de zırhımı. Tamam. Drow ne bilsin senin karanlıkta göremediğini, o yüzden. Bu sessiz olabilir diye hani. Hadi gidelim. Ben ışığın sorun olmayacağını düşünmüştüm. Olur dedi. Yapacak bir şey yok, sormadık tabii. Karanlık altındayız. Underdark. Evet. Tehlikeyi uyandırmaya gerek yok. O yüzden sessizce gidip bakıp döneceğiz. O kadar. Evet. Tamam. Senin standartlarına göre yeterince sessiz yürümüyorumdur sanırım ama elimden geleni yaparım. İdare eder. Sonuçta koşturmayacağız. Hı-hı. Çok dikkatli ol. Çünkü dikkatsizliğin ölümün olabilir. Yani onunla tek başına karşılaşmak istemezsin değil mi? O yüzden dikkatli ol. Herhalde. Aslıyımdır, takma beni kafana. Neyse arkadaşlar. Drow tekrar önden karanlığın içine daldı. Hadi Asphodel. Hadi Asphodel gidiyor. Göster enerjini. Göster. Gidiyorum. Gidiyorsun. Hmm. Güzel. Sessizce ilerlediniz siz. Hani tünelden devam ettiniz. Siz ikiniz de arkadaşlar bekliyorsunuz. Elinizde Continual Light ışığı. Arka tarafta bekliyorsunuz yani. Onlar karanlığa daldı gitti. Leo içinde bir kötü his var ama. Ya. Bilmiyorum. Tam Asphodel hani ışığın hizasından çıkmadan şunu söyleyeceğim, hani oradan geçmeyeceksek onu görmenin anlamı ne?
Bu amacı anlamadım ben. Drow geri geldi karanlıktan. Sizin tercihiniz bu tehlikeli bir şey, evet. Sonucu ölümünüz olabilir. Merak, merak. Yani niye ayrılıyoruz? Madem o tarafa gitmeyeceğiz, niye gidip bakıyorsunuz? Aradığım şey orada mı diye aslında. Gideceğimiz yoldan devam edelim. Şu an gideceğimiz yoldayız diye düşünüyorduk. Eğer evet. Burada böyle bir tehlike varsa da gitmeyeceksek baştan aşağı geri dönmemiz gerekecek. Bir daha uyuyacağız, bir daha uyanacağız falan yani. Hatta bayağı bir geldik buraya. Ne diyorsunuz siz dedi. Drow böyle bir baktı. Önümüzde gitmediğimiz, incelemediğimiz bir tünel var. Ve orada bir tehlike var. O tehlikeyi ben size göstereceğim. Eğer gözünüz keserse planlı bir şekilde savaşırsınız. Bunun için oraya sessizce gitmemiz lazım. Ve sonra o tünelden devam ederiz. Aynen. Ya, çünkü aradığımız şey ilerisinde olabilir. Yani bu bir ihtimal. Olmayabilir. Madem buraya girdik, buradaki herhangi bir şeyden korkmuyorum. Devam edelim. Kimseye tek başına göndermeyeceğim. Hayır, eylem planı yapabilmemiz için Leopold önce bir görüp ona göre şey yapmamız lazım. Sonuçta bak gördüğün gibi ırk farklılıklarından dolayı bize tam anlatamıyor tehlikeyi. Bir görelim, bilelim. Bana bir şey olmaz, merak etmeyin. Kendimi savunamayacağım mı düşünüyorsun? Ya kendini savunursun ondan yana şüphelenmek defalarca kanıtladım bunu da. Ya karanlık altında ayrı kalmak endişesi. Ben ayrı kalmak istemiyorum. Değil, sakince burada durun. Hani sen yokken benim başıma bir şey gelirse beni kim koruyacak? Bak işte orada. Göz kaptığını görmedik değil mi? Orada haklısın. Olsun, size bir şey olmaz. Ben riske etmek istiyorum bunu. Şöyle... Alnına baş parmağına dokundum. Torm senin olsun. Fortune Bolts Favor. Neydi? Fortune neydi? Neydi o lafın tamamı? Bolt. O kadar uzun zamandır tekrar etmedim ki unuttum. Yani velhasıl gideceğim diyen ben gözü kara olmam lazım. Ben alnına dokundum baş parmağına. Torm senin olsun. Tamam olsun. Tamam. Ne kadar bir süre gelmezseniz merak edelim bu arada. Döndü. Drop size. Şöyle bir düşündü hani kafasında tarttı kalan mesafeyi filan. Yaklaşık 20 dakika içerisinde geri dönmemiz lazım. Tamam. Eğer 20 dakika içerisinde geri dönmezsek kaçın. Eğer 20 dakika içerisinde bir bariz bir gürültü çıkarsa yine kaçın. Tamam. Hala hiçbir simyasalar. Bakalım neymiş. Ne var yolumuzda? Ejderha mı var? Hadi düz adam, yolu göster. Tam bekliyoruz. Hazırsanız. Hadi. Ondan sonra adam karanlığa daldı Aspodel. Sen de takip. Sıra sende. Gidiyorum. Peşinden gittin sen. Beraberce ilerlediniz. Kısa bir yolculuk oldu ama tedirgin geçti doğrusu senin için bu. Ben içimden o çantamı tekrar ediyorum ki hem süreyi hesap etmek hem de kendimi rahatlatmak için. Yani evet, zaman birazcık yavaş akıyor böyle durumlarda. Bayağı bir uzun gittiğiniz gibi oldu. Hani ortam tamamen karardı. Infravision'da kaldın tamamen. Ve o şekilde de bayağı bir gittiniz adamla beraber. Çok net bir şekilde kendini tehlikede hissediyorsun Aspodel. Bunu söyleyeyim. Önündeki Drow hani sana sırtını dönmüş, devam ediyor önünden. Arada bir dönüp sana bakıyor işte. Yavaşça, sessizce gel gel yapıyor. Ve hani böyle seke hoplaya gidiyor önünden böyle sessizce. Hani hep kıyılardan, köşelerden gitmeye çalışıyor. Bakıyorsun hareketleri gerçekten çok ekstrem. Hani birçok noktada ona ayak uyduramıyorsun yani. Hem seri hem sessiz şerefsiz.
Sonuçta böyle yaşamaya alışmış karanlıkta. Ömrü böyle geçiyor yani. Onun gibi davranmıyor olmam normalde. Neyse sonuca girelim. Bir de gıcık bir şey. Döndükçe böyle o kırmızı gözlerini görüyorsun karanlığın içerisinde. Böyle çipil O da infranın çipil özelliği, yapacak bir şey yok. parlıyor. Evet. Ara ara böyle hani kısılıyor ara ara filan. Rahatsız edici, farkındayım ama. Yeterince hani ilerledikten sonra adam bir durdu. Senin iyice yanına gelmeni istedi. Böyle el edip. Geldin dibine. Döndü sana. Şu ilerideki kayalığın ötesinde dedi. Ama dediğim gibi bunu görmeniz lazım idi. Bu yanınızdaki arkadaşınız bence doğruyu söylüyor. Bence bu bir ejderha. Daha önce hiç görmedim. Ama sen de bak. Ejderha mı görmedin? Buradaki şeyi mi görmedin? Ejderha görmedim. Tamam. Olsaydım bir resmini çizerdik ya. Neyse. Gelin bakalım. Adam ne yapacak? Oturup sana anlatacak mı bir saat? Gidin böyle mantık Mavi düşüncesi gözleri yapın. vardı filan. Yanına gidip Acaba böyle bakmaktan daha mantıklı, daha tehlikesiz ya hani. nasıl? Yalnız bu bir ejderhaysa var ya. Aradığımız şeyin burada olma ihtimali var. Olası. Ama Bugün böyle tabii bir şeyi saklıyor olabilir. kadın bize ne demişti? Sadece iz bile bulsanız yeter. Bana haber verin demişti, o kadar. Evet. O zaman burada olduğundan emin olmamız lazım o parçanın. Bir bakalım Yani. ama nasıl bir ejder, bir hakikaten mi ejder? Görelim. Tamam. Güvenli nokta. Ondan sonra siz ikiniz daha sessiz, çok daha yavaş ilerlemeye başladınız. Bu sefer böyle adam bir mumut gidiyor net. Tamam. Bir mumut yani adım adım tık tık duruyor, eğiliyor köşeden. Oradan böyle duvara böyle sürtüne sürtüne gidiyor filan herif böyle o kadar hani kıyıdan köşeden. Senin de aynı şeyi dedi yapmanı istiyor herif. Tamam. Arada bir garip el hareketleri yapıyor da niye yapıyor anlamadım. Neyse. Mümkün olduğunca taklit etmeye çalışıyorum onun hareketlerini. El hareketlerini değil Yok el hani. hareketleri alakasız. O değil mevzu. Ben şey yapmaya çalışıyorum hani. Onun gibi adım atmaya, onun bastığı yere Evet. basmaya. Evet. Ondan sonra bir tane taşın arkasına sırtını verdi. Sonra parmağıyla arkasını gösterdi. Senin gitmen için. Tamam, ben şöyle hani Sen oradan hani kafayı öyle bir kaldırdın. Ve şöyle diyeyim ileride büyükçe bir mağara genişliği var. O genişliğin içerisinde büyük bir şey, cüsse çok hafif bir hareket halinde. Asmodel. Hani infravision'ın mesafesinin ötesinde olduğu için tam olarak net göremiyorsun. Hareket ettiği için görüyorsun. Kocaman bir şey orada yavaş ve sessiz bir şekilde hareket ediyor. Ya bu kadar büyük bir şeyin bu kadar sessiz hareket etmesi sana garip geliyor. Mesafe yalnız 30 metre filan. Bayağı ileride yani. Büyüklüğü konusunda çok bir hani tahminin olamıyor tabii. Hani bir karşılaştırma yapmam biraz güç. Ama tahminince gargantuan yani. Yani 7 metreden 8 metreden büyük. En azından o kadarını söyleyebilirsin. Daha Ve aynı şekilde de adamın söylediği gibi hani işte uzun bir boyun, işte bu kertenkelemsi bir kafa süliyeti, işte garip kanat süliyeti infravision'a takılıyor. Dört ayağı üzerinde hareket ediyor. Upuzun da bir kuyruğu var. Peki. Infravision'da beyaz bir süliyet olarak görüyorsun o şekli. Anladım.
Bir süre baktıktan sonra ancak tüm bu silüetin şeklini algılayabildim. Daha fazla yaklaşmamamız lazım. Peki bir şey soracağım diye sana. Daha fazla adam dedi zaten. Yaklaşırsak ne olur? Hisseder mi? Uyanır mı? Uyuyor mu? Eğer bizi fark ederse bu son hatamız olur. Bu kadar büyük bir şeyle dövüşmek istemiyorum. Ve dövüşebileceğimi de sanmıyorum. Bence de. Ama en azından bir bilgi daha edinmemiz lazım onun hakkında. Eğer uyuyorsak an Fairy Fire etkiler mi onu? Kıpırdıyor canım. Geziniyor. Geziniyor. Evet. Yarıya vuruyor. Çok hafif hareket ediyor dedi. Yani öyle bir şey yapayım ki dedim hani şey ama olmasın. Ama çok sessiz bak onu da söyleyeyim. Sessiz. Yani sana o ekstrem geldi. Bu kadar büyük bir şey nasıl bu kadar sessiz hareket ediyor? Tam arada 30 metre falan var hani bir uzun bir tünel var. Tünelden sonra geniş bir alan var. O alanda dolaşıyor. Da hani bu kadar büyük bir şeyi bu mesafeden dahi bayağı net duyman lazımdı ya. Belki bir koruma alanı vardır. Ya tabii her şey olabilir. Büyüdür, bilmem nedir. Sonuçta ejderlerin kanları sihirli. Kendileri de büyü yapabiliyorlardır. Ya da yapabiliyorlar tabii, tabii. Öyle yok mu efsaneler? Zaten şekil de çok benziyor dedim ya. Dört ayak üzerinde dolaşıyor. İki büyük kanadı var. Uzun bir boynu var. Kertenkelemsi bir kafa yapısı var. Uzun bir kuyruğu var. Hani ejderha senin dinlediğin ejderha tabirlerine çok güzel uyuyor. Tariflerine çok güzel uyuyor yani. Ya hiç gördüğümde hiç resmini mesmini görmüşüzdür yani. E tabii canım Dağlı Ordu'nun evinde gördünüz işte. Giant'larla ejderhalar dövüşüyordu ya. Evet. Peki diyeyim. Şansıma güvenip ben bu ejderha konuşmaya kalksam ne kadar mantıklı? Valla intihara gitmek gibi bir şey olur. Suicide oluyor. Çok sakat olur yani ne olur ne olmaz. Peki uzaktan Fairy Fire yapıp kaçsam olmaz mı? Ne bileyim olur mu? Deneyeceğim ya şansımı deneyeceğim diyeyim. Hayda. Drop öldü. Niye biliyor musun? Yo onu söylerim sen git ben de geleceğim diye. Rengini görmek istiyorum rengini. Infravision'la renk göremezsin. Fairy Fire'da şey olmuyor mu? Renk göremez miyim? Yok ufak bir aydınlatma o zaten rengarenk bir ışık olduğu için. İyice karışır yani alakasız bir şey görürsün. O zaman çok hızlı kaçmam. Bir şey yapacağım çok hızlı kaçmamız lazım yapabilir miyiz? Yapmayalım. Eğer ben ölürsem hanımım çok kızar. Ölürsem hanım beni öldürür. Yapar valla. Kaldırıp kaldırıp öldürür diyor. Rengini görseydim çok iyi olurdu biliyor musun? Bu bir ejderha mı? Evet. Bize hiçbir şey söylemiyorlar. Uyumasını beklesek. Hiç uyuduğunu gördün mü? Buradan bunun. Zaten ilk defa bu kadar yaklaşıyorum. Bu tüneller dar olduğu için buraya giremiyor. Yeterince kızdırırsak yıka yıka girer. Bilmem. Kızdırma. Kızdırma. Aklıma bir şey geldi diye. Birazcık uzağa gideceğim ama bunun için. Gene sessizce. Onun nasıl? Duymayacak. Geriye doğru mu? Geriye doğru. Ondan sonra çok sevdiğim iki tane platinum piece'imi alacağım. Onların arasına yani birinin üstüne continue light yapıp ötekini de üstüne kapatabilir miyim? Yani kapatabilirsin teknik olarak evet.
Ortasına yaparsın, üstüne kapatırsın. Böyle yapacağım. Sonra da gideceğim. Onu böyle yuvarlayacağım oraya doğru. O da para oldu. O zaman oldu. Hemen açılır ama. İşte hemen açılmayacak şekilde yaparım ben onu. Yapıştırırım ya da bir şekilde. Sonra nasıl açılacak? Nasıl açılacak? Para olduğu için şıngırtısını duyacak. Bu neymiş diye alacak bakacak. Böyle şey yaparken o yapışkan çıkacak. Japonla yapıştırmayacağım. Reçelle yapıştıracağım. Böyle O da yaparken o güzel. açılacak. Ben de rengini göreceğim. O da para olduğu için çok da sinirlenmeyecek yani. Ah, yani olabilir, denenebilir. Ya sabahın dördünde yapılan planlar ne diyor ya? Bence bunu bir düşünelim. Haftaya karar verelim. Katılıyorum. Artı genelde bir, artı bir. Çünkü... Yok artı yani. Her gün ya şöyle. Mantıklı değil. Ya üstüne atsam kontrollaydı daha mı mantıklı arkadaşlar? Ya onu fırlatamazsın. Bir hafta düşün, ancak bir haftada bunun mantıklı. Slingle atarım, slingim var benim. Gerçi fırlatamaz, fırlatırsın, 30 metreye fırlatıyor lan, throwing 30 metreye oluyor. Slingim var acı benim. Slingle daha çok fırlatırsın. Ne, daha ne? Ama işte slingle fırlattığında direkt açılabilir de reçelle. Reçel çünkü sonuçta hani. Bak yanında reçel olmasına hiçbir şey demiyorum. Tabii ki olabilir. O konuda hemfikiriz. O zaman para kese, para kesesinin içine koyayım. Sonra? Bir tane ya tamam sonra konuşalım bunu hakikaten ya. Yok hayır. Burada duralım diyorsun. Bir yani. Tane paraya yapacağım. Spell'i onu para kesesinin içine koyacağım. Kesenin içine de başka şeyler de koyacağım. Keseyi fırlatacağım. Bu da para sesini duyduğu için açacak bakacak. Ya valla bu imkansızlıklar içerisinde çok mantıklı duruyor ama sonuç ne olacak yani? Rengini gördük, ne oldu? Biz merak ettiğimiz bir ay şey ne kadar var. Önemli bir şey yani rengi. Ben şunu ya merak... rengi tabii önemli sonuçta da. Yani bunun kapırı var, redi var. Bir şey soracağım. Bu kadar büyük bir şey tut ki dönüşemiyor daha küçük bir şeye. O devasa elleriyle o küçük keseyi niye açmaya uğraşsın abi? Para çünkü. Uğraşın. Şeyin halinden, para sevenin halinden para seven anlar. Ejderhaların hazineye düşkün olduğu bütün Feyrun'da böyle bilinen bir efsane olduğunu. Ama elinin ayasına sığan küçücük şey için böyle bir şey yapar mı yapmaz mı, kokusunu mu alacak, kese içinde diyorsun. Ya yapmazsa en fazla... Para kaybetmiş olurum. Hayır para kaybetmiş olurum en fazla. Yok aklına şey geliyor. Bu böyle hani dedin ya yara yara gelir tünellere diye. O geliyor o evet. O sahne gözünde canlandı bir. Acaba öyle bir şey olsa ben ne yaparım? Ya diye. İşte zaten... Kısa bacaklarla draw'dan hızlı koşabilir miyim? Şey yapmamı engelleyen nasıl söyleyeyim? Kafasının üstüne continue light yapmamı engelleyen tek şey o sahne şu anda. Bilmem tamam. Anlatabildim mi? Arkasını ya. Döndüğü bir anda diyorsun açacağım sadece parayı. Yani sanki oralarda belki vardır oralarda parası ya da para yani nereden geldiğini sorgulamaz mı acaba? Sonuçta ona zarar verdi mi? Hayır. Hazinesine para kattı mı? Evet. Neden sallasın? Ya bak kedilerin merakını bilirsin değil mi? Biliyorum. Oynarlar. İşte o yüzden ben halfling'im zaten. Hani sınıf koku alırlar falan hani. Bence de bunun üzerine düşünelim bence. Ondan düşünelim. Sonra sen orada hem fikrim. Burada bizim Efe çok doğru söyledi yani bence. Seyircilerimizin de bu konuda güzel bir planı varsa değerlendirebiliriz yani. Aa, doğru yorumlara yazın belki haftaya öyle tabii. Bir şey yapabilir. Lütfen bizi öldürtmeyin. Mantıklı bir şey yazın Allah aşkına diye. Ben düşünürüm. Benden düşününce güzel planlar çıkıyor. Valla güzel gittiniz ama drovlar sizi öldürecek daha neredeyse. Harbiden. Bir de şu böyle var. Haybe'ye gitme muhabbeti. Bu galiba ucum daha uygun gittim. Olacak bu duruma. Bunu da paylaşayım. Onumuz böyle harbiden. Olmasın da. Allah diye. Tamam diyelim kapat madem hadi. Evet. Ya bir de çok zorladınız ama onu da söylemek istiyorum. Şu drone muhabbetine çok zorladınız tipleri yani. E ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Orası yoksa oraya gideceğiz. Orası yoksa oraya gideceğiz.
Zorla katil edeceğiniz bizi diye Ama dolaşıyorlar. ya bizim de belli karakterlerimiz var yani. Yani. Var olmaya devam etmesi için. Ama bak ateşkes yapalım diye tavsiye ettim. Kabul etti yani. Yani gene orta yolda bulduk. Biz seni Niye en tanıyoruz. azından Biz seni o tanıyoruz dedim. Sallamıyordu hiç bizi. Öyle deyince bir durakladı zaten. Aynen, o bilgiyi oha nereden biliyorsunuz lan filan oldu yani kadın. Da tipinden belliydi Ya zaten, siz öyle niye, dedi siz bizim burada olduğumuza niye şaşırmadınız hani falan de. filan. Aynen, O evet. şey yaptı zaten bir. Bir de bu Leovat niye düşmedi? Üç tane He. ok yiyip. Öküz, O da bir öküz. soru işareti kafada yani. Allah Allah diye. Ulan şimdi 1.000 kere düşmesi lazım o adam. Biz bu saçta Bizi nasıl değmen fark daha ettiniz atmadık de dedi ya aslanım. orada. Şey dedi ya Kaan, bizi nasıl fark ettiniz ya dedi ya, bir de ayak Ha. izlerimizi falan, sayırdır. Yani. Harbiden o da var doğru. Drov'un ayak Sen izini çözdüm arkadaşlar bak. köpek nasıl anladın onu sen köpek diye. Sürekli şey Bakış yapıyorlar. açısı o çünkü drovlarda Şey yapıyorlar değil mi? Piva filleri kontrol edin çabuk. yani. O Botlarını arıza mı yaptı lan bozuk botlar? bu la. Işık mı gördü lan bunlar bir yerde? İyiydi yani başarılı gerçekten bazı noktalarda başardınız. Bir de Cromwell o mağara girişine yukarıya tırmanma cesaretine hayran kaldım yani. Böyle bir tehlikenin ortasındayken ben çıkarıp Aynen, bağlarım lüzumsuz bir aksiyon. aferin Görülmedi diye. yani. Ma alnımın Bu akıyla çok çıktım iyiydi. bak. Bence çok iyi yaptı. Sonuçta hani bu abi şöyle bir şey. Drow'lar kesinlikle avantajlı olmadıkları bir durumda karşınıza çıkmaz arkadaşlar. Orada Evet. süper bir dezavantaj halindeydiniz siz. Tabii. Kabak gibi dezavantajlıydınız yani. Onlar da dediler ki aa ne güzel lan biz burada bunları hani oynarız yani mis gibi. Diye. Orada karşınıza çıktılar doğal olarak. Oradan geldi bizim lanternin dibini deldi kaçtı. He yani. Evet. Orada asıl nasıl oynardık biz onlarla? Biz onlarla. Invisibility denen bir şey var yani. Basit. Şey olacaktı. Fly yüzüğü gibi bir şey olacaktı can sende. Mesela. Ama orada tırmanıyormuş gibi yapacaktın hakikaten. Tırmanacaktın. Onu görünce o seni atıyor ya aşağı. Süzülerek inecektin gayet böyle gülerek. Ya da karşısına geçecektin değil mi? Ya da. Sen Ya hayırdır tabii. hacı diye. Ondan sonra ok manyağı edecekler beni orada. Ben bu Ya paladin gibi işte de değilim. Havada böyle yani hakikaten süzüleceğim ondan sonra uçmasını uyuyarak. bilmiyorsan ne ipnelik yapıyorsun muhabbetine geliyor iş. Ha. Bak dikkat ettiysen kafama bastı, elime bastı. Ne küfrettim, ne hakaret ettim. Tamam abla, bırak gidiyorum. Hani. Senin orada yaptığın en büyük hata burada yalnız değiliz demendi direkt. Evet ya. Yani bir selamünaleyküm de bir şey de önce karşıdakiyle Yani. muhatap ol. Hemen Aynen. aşağı ispiyonluyor Ya O da zaten öyle yaptı. Cik cik çok ayıp bu yaptığın dedi. Direkt yani. hemen ayağına bastı yani eline bastı. Ya diyalog hatası olabilir ama yaşadımsa ona da şaşırdı zaten, sen niye düşmedin diye. Aa düşmedi diye bakıyor öyle. Tırmanabiliyormuş, ine de biliyormuş. İyiydi yani başarılı buraya kadar. O Ne şey geldi? muhabbeti de, ben dua edince o anlık korku hissi de herhalde Tanrıçadan bana şey geldi. Bak önünde tehlike var, Valla uyar. orası meşhur ama çok güzel zırvaladınız hepiniz var ya. Herkes ayrı bir zırvaladı yani konuyla alakasız. Zırvaladık ha. Aranızda biri doğru söyledi ama. O O da zırvalardan bir tanesi doğruydu. benimki muhtemelen. Belki de benimkidir. Bilemeyeceğim. Aynen. Çünkü çok zırvaladınız orada. Bayağı bir... Her şeyi söylediniz yani. Bütün olasılıkları geçtiniz. Ha, bütün tuşlara bastık bölüm gelmek için. Aynen. Bütün tuşlara Tüm tuşlara basınca bölümü geçemiyoruz. Bölüm donuyor. İşte o Doğru yüzden tuşlara geçemediniz basınca. zaten. Kaldı Evet. orada. Neyse arkadaşlar o zaman bizi seyredenlere el sallayalım. Buradan bir de abone olurlarsa iyi olur diyelim. Hani like mike falan. Ay, ne diyelim, kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı ihmal etmeyin. Haftaya görüşmek üzere devam edeceğiz. Hoşça kalın.